Mavi Mavi, İbrahim Tatlıses'in aynı yıl çıkardığı Mavi Mavi albümünün adını taşıyan 1985 yapımı sinema filmi. İbrahim Tatlıses'in yönettiği ve aynı zamanda Hülya Avşar ile birlikte baş rollerini paylaştığı 80'li yılların en çok ses getiren Türk filmlerinden birisidir. Şimdilerde ise oyuncularının özel hayatları ve son halleriyle gündeme geldi. Kimi hala hayattayken, kimi ise çeşitli hastalıklardan dolayı hayatını kaybetti. İşte ölümüyle yürekleri yakan oyuncunun son halleri. Videoya geçmeden önce videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Hülya Avşar. Hülya Avşar, 10 Ekim 1963 tarihinde Balıkesir'de doğmuştur. Türk sinema ve televizyon dünyasında uzun yıllardır yer alan ünlü bir oyuncu, şarkıcı ve sunucudur. Hülya Avşar, Bulvar Gazetesi tarafından düzenlenen Kainat Güzellik Yarışması'nda birinci seçilerek büyük bir üne kavuştu. Ancak daha sonra evlendiği ortaya çıkınca tacı geri alındı. Yine aynı yıl Hülya Avşar için kariyerinde dönüm noktası olan bir diğer olay da gerçekleşti. Fikret Hakan ve Salih Güney ile birlikte başrolü paylaştığı Haram filmiyle sinema dünyasına adım attı. Haram filmi, Hülya Avşar'ın sinema kariyerine başlamasını sağladı ve ona büyük bir hayran kitlesi kazandırdı. Film, Türk sinema tarihinde önemli bir yere sahip ve Avşar'ın da en sevilen yapıtları arasında yer alıyor. Hülya Avşar, sonraki yıllarda birçok filmde yer aldı ve aynı zamanda müzik kariyerine de adım attı. En büyük çıkışını ise Mavi Mavi filminde Sibe karakterine hayat vererek yaptı. Başarılı kariyeri boyunca birçok ödül ve başarı elde etti. Şimdilerde ise hem dizilerde hem de şarkıcılık yapmaktadır. İşte güzel oyuncumuzun son hali. Pembe Mutlu. Sinema oyuncusu Pembe Mutlu, 1955 yılında Denizli'de dünyaya geldi. Gerçek adı Pembe Güldür, 80'li yıllarda Yeşilçam'a damga vuran yıldızlardan biriydi. Pembe Mutlu, dönemin usta yönetmenleriyle çalıştı ve aralarında İlyas Salman ile oynadığı Çiçek Abbas, Şaşkın Ördek, Kemal Sunal ile oynadığı Davaro, Yusuf Kurçenli'nin filmi Recep ve Zehra ve Ayşe, Mavi Mavi filminde Ayşe gibi ünlü filmlerinde bulunduğu çok sayıda filmde oynadı. Yaklaşık olarak 12 senelik sinema hayatı boyunca 100 civarında filmde rol almış, dram ve komedi türünde rol aldığı filmler ile Türk sinema dünyasına damgasını vurmayı başarmıştır. Uzun senelerdir ise oyunculuk dünyasından uzak bir şekilde sade bir hayat sürdürmeyi tercih etmiştir. Usta oyuncu Denizli doğumludur. Birçok kaynakta ise baba tarafından aslen Giresunlu olduğu belirtilmektedir. Yıllar önce sinemayı bırakan Pembe Mutlu mütevazi bir hayat sürmektedir. Çiçek Abbas'ın güzeli Pembe Mutlu'nun son hali görenleri hayrete düşürdü. Davaro, Mavi Mavi gibi Yeşilçam'a damga vurmuş filmlerde de rol alan efsane oyuncu, şimdilerde yüzündeki çizgilerde yaşanmışlıkların izini taşıyor. İşte Çiçek Abbas'ın Ela Gözlü Dilberi Pembe Mutlu'nun son hali. Sevda Aktolga, 1957 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldu. Aktolga, başrollerini Müjde Ar ve Ahmet Sezerel'in paylaştığı filmde Sacide karakterine hayat verdi. Şabanoğlu Şaban'ın Selma'sı Sevda Aktolga, Yeşilçam kuşağıyla gençle nesil tarafından tanınmaya devam ediyor. Adile Naşit, Münir Özkul, Kemal Sunal gibi usta isimlerle çalışan Sevda Aktolga, bir süredir gözler uzak bir yaşam sürüyor. Ardından Cennetin Çocukları filmleri geldi. Oyunculuğa 1971 yılında TRT İstanbul Radyosu Çocuk Saati'nde başladı. Sevda Aktolga, 1977 yapımı Taşra Kızı filmiyle de beyaz perdeye adım attı. Ertem Eğilmez imzalı Hababam Sınıfı Tatilde filminde kendi ismini taşıyan karaktere hayat verdi. Adile Naşit ile Münir Özkul'un başrolde yer aldığı Gülen Gözler'de ise Hikmet karakterine hayat verdi. Mavi Mavi filminde köylü kızına hayat verdi. 1986 yılında setlere ara verdikten sonra 1997 yılında Baba Evi dizisiyle ekranlara geri dönüş yaptı.
Sevda Aktolga son olarak 2014 yapımı sinema filmi Aşk Oyunu'nda rol aldı ve Münire karakterine hayat verdi. İşte eski halinden eser kalmayan 66 yaşındaki oyuncumuzun son hali. Şükriye Atav. Şükriye Atav'ın sinema dünyasına altın harflerle yazdırdığı 600'den fazla filmi bulunuyor. Kafkasya kökenli bir aileden Hatime ve Abdullah çiftinin kızı olarak 1917'de İstanbul'da doğan Şükriye Atav, aynı yıl ailesiyle birlikte Kırım'a gitti ve ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Eğitim gördüğü dönemde bale resitallerine katıldı. Emine, Umutsuzlar, Vefasız, Alın Yazısı gibi birçok filmlerde rol aldı. Mavi Mavi filminde rol alarak geniş kitlelere tanındı. 8 Ekim 2000'de kalp yetmezliği nedeniyle Antalya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şükriye Atav, 83 yaşında vefat etti. Naşı, Kalkan, Kaş Mezarlığı'na defnedildi. Cenazesine birçok ünlü katıldı. İbrahim Tatlıses ölümün sosyal medyada paylaşarak sevenlerine haber verdi. İbrahim Tatlıses. İbrahim Tatlıses, Kanal D'de yayınlanan bir programda "Kendinizi ne olarak ifade ediyorsunuz?" sorusuna "Babam Arap, anam Kürt, ben ise Türk'üm." diye cevap vermiştir. 2005 yılında Erbil konserinde ise Tatlıses, "Babam Türk, annem Kürt, ben Türk oğlu Türk'üm, size Türkiye'den selam getirdim." diyerek izleyenleri selamlamıştır. İnşaatlarda soğuk demir ustalığı yapmıştır. İnşaatta türkü söylerken Adanalı bir sinemacı tarafından keşfedildi. İlk başlarda Adana'da, daha sonra Ankara'ya gelerek burada gazinolarda, pavyonlarda sahne aldı. 70'li yılların ortalarına doğru İstanbul'a geçerek burada sahne almaya başlamıştır. En büyük çıkışını ise Hülya Avşar'la Mavi Mavi adlı filmde rol alarak yaptı. Şimdiler 72 yaşında olan usta sanatçıdan acı haber geldi. İbrahim Tatlıses, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sevenleriyle bir araya geldi. İbrahim Tatlıses, "Herkesi burada görünce ölüyor muyum?" dedim. "Yarın bugün beni ameliyata alacak hocam. Kalp kapağımı değiştirecek. Hakkınızı helal edin, duanızı eksik etmeyin," diye konuştu. İkinci sayfanın haberine göre bugün 2,5 saat süren ameliyat başarılı geçti. Tatlıses'in tedbir amaçlı 3-4 saat yoğun bakımda tutulacağı, daha sonra normal odaya alınacağı belirtildi. Çıkan bazı haberlere göre ünlü oyuncu ölüyor paylaşıldı. Çok şükür Tatlıses'in durumu gayet iyi.